Ahmet Kekeç, bu gevşekler Akşener'de ne buldu? Kuruluş dilekçesini 29 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na göndermeyi planlayan Meral Akşener, o gün resmi tatil ve de pazar tatili olduğu için mecburen 30 Ekim'i bekleyecek. Peki partinin ismi ne olacak? Naçizane ben isim boştaysa AP'ye öneriyorum. Akşener Partisi. Eski Adalet Partisi'ni de çağrıştırmış olur. İyi olur. Hem de toplumun adalet talebini partinin isminde yaşatılmış olur. Memlekette adalet bulunmadığını söyleyen ve Fanilalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü destekleyen Meral Akşener ne demişti? İktidara gelirsek tutuklu polislerin tümünü salı vereceğiz. Başka şeyler de demişti. 15 Temmuz'dan sonra 2016'nın 15 Temmuz'unu kastediyor. İktidara geleceklerini, ülkeyi yurtta sulh cihanda sulh ilkesine göre yöneteceklerini, Fetullahçı olmadığını ama olsa bundan gurur duyacağına, biz Meral Akşener'i beklerken FETÖ'cüler geldi. Hem de ağır silahları ve yurtta sulh bildirileriyle. Rezil bir darbe girişimiyle ülkeyi teslim almaya çalıştılar.'' başarsalardı bazı hevesli siyasetçilerin önü açılır mıydı? Bu sorunun cevabını Koray Aydın versin. Fethullahçı olmadığını ama olsa bundan gurur duyacağını söyleyen Meral Akşener'i teksi bedenlerin başında Koray Aydın geliyordu. Meral Hanım'ın FETÖ'cülerle teşrik mesai halinde bulunduğunu ima ediyordu ve FETÖ'ye karşı onurlu bir duruş sergileyen Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi övüyordu. İstihbar ediyoruz ki Koray Aydın MHP'den istifa edip Meral Akşener Partisi'ne katılmış. Hayırlı olsun. Bu haber en çok merkez medya güllerini ve fetullahçılıklarını liberalizmle maskeleyen gevşekleri sevindirecektir. Ki sevinçlerini gizleyemiyorlar. İki gündür öyle ölçüsüz, öyle haksız, öyle abartılı yayınlar yapıyorlar ki sanırsınız Akşener Partisi'ni Koray Aydın ayağa kaldıracak. Bütün oylar onun oluşturduğu sinerjiyle partiye akacak. Kusura bakılmazsa Koray Aydın kim ki diye sormak istiyorum. Bu saklı cevher şimdiye kadar nerelerdeydi ve ayağa kaldırma becerisini niçin öz partisi MHP'den esirgedi? Bakmayın arkadaşların estirdikleri heyecan fırtınasına. Koray Aydın'ı onlar da fazla tanımaz ve ciddiye almaz. Ondaki bölme potansiyelini seviyorlar. Ayrılışın MHP'de derin bir boşluk oluşturacağına inanıyorlar. Meral Akşener'i desteklemelerinin nedeni de onda ikinci bir Ekmelettin vehmetmeleri. İşler yolunda gider de çatı aday diye kaktırmayı başarırlarsa ve de Fanilalı Kemal Bey'i bu fikre inandırırlarsa Erdoğan'ın karşısına çıkaracaklar. Böylece Erdoğan'a gidecek muhafazakar oyların bir bölümünü çelmiş olacaklar. Ekmelettin'le de aynı umuda kapılmamışlar mıydı? Bütün bir entelijansiyayı bu fikre inandırmamışlar mıydı? Fethullah'ın iman-ı ekmel, ihsan-ı ekmel göndermelerini hayranlıkla izlememişler miydi? Sağcı bir babanın oğlu olduğu halde hayatı boyunca sağcılardan ve sağcılıktan nefret etmiş Doğan Medya grubunun garsonuna Ekmelettin güzellemeleri yazdırmamışlar mıydı? Bütün bunlar olmuştu. Meral Akşener hadisesine bir de bu bilgiler eşliğinde bakalım sırası değil belki ama hazır konu açılmışken garsonun kulaklarını çınlatıp öyle bitirelim. Bu çocuk da pek bir omurgasız çıktı. Hem hayatın boyunca sağcılardan nefret edeceksin, hem de bir Türk İslam sentezcisi olan ve aydınlar ocağında yetişme bir sağcı ikon için bulunabilecek en iyi aday şeklinde rezil görev yazıları yazacaksın. Hem de bağımsız gazeteci olacaksın. Hem 50 yaşından sonra Kemalizmin faziletlerini keşfedeceksin, hem de bu faziletleri yerden yere vuran Ekmelettin'in Kemalizm yorumlarını sineye çekeceksin. Mustafa Armağan'a karşı edepsizce ünlemeyi biliyordun ama Ahmet Kekeç Star